Selamlar Can Can. Can Canlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Her şey yolundadır inşallah. Evet, dedim ki devamında bir kupa kraliçemizi unuttuk, saygımızı iade edelim diye bunu bir devamında çekeyim dedim arkadaşlar. Hemen arkasında güzel enerjik halimle çekeyim dedim ve Katina bakacağım. Bakalım kupa kraliçemiz ne der bize? Bir dinleyelim kendisini, değil mi? Peki, hadi bakalım, Bismillah. Bakalım ne diyor kupa kraliçesi bize? Anahtar. Pekala. Ne demek istiyorsun sevgili kupa kraliçesi bize anahtarla? O anahtarın Attart'ta olduğunu söylüyor. Attart sizsiniz bu arada. Kendi güzelliğinize bakın. Ya da ne kadar yakışıklı olduğunuza bakın. Anahtar, çözüm anahtarı sizde olduğunu söylüyor. Peki. Evet, şöyle tekrar bir karalım bakalım. Peki, anahtar ve Attart'la bize acaba ne demek istersin kupa kraliçemiz? Biz ne anlamalıyız bu dediğinden? Elmas. Ne olacak ki elmasa? Zara. Kısaca kupa kraliçesi diyor ki size arkadaşlar, size mesajı var bu arada. Anahtar Attart'ta diyor. Yani geride kalan, bekleyen eril ve dişillerime ait diyor. Paraya, zenginliğe, bütün başarıya da o kazanacak. Çünkü o gerçek aşk onunki diyor. Çünkü peki devam edelim, ben konuşmayayım şimdi. Anahtarla biraz daha detay alalım. Ne demek istiyoruz? Ne düşünelim? Selçuk Sasa diyor. Peki ben anladım niye dediğini. Attart'la kale. Peki. Elmas'la ne diyorsun? Peki. Zara'yla Selçuk Sasa. Şey sağ. Peki. Bir üç tane daha alıp böyle okusam mı acaba? Peki sonuç olarak ne demek istersin bize sevgili kupa kraliçemiz? Yatağın. Kale ve kale ile birlikte kalenin altına da ne geldi? Köpek geldi. Benim kartlarım niye durmuyor acaba? Niye kendinizi bu kadar atıyorsunuz sevgili arkadaşlarım? Heyecanlandınız değil mi? Aynen. Peki. Ne demek istiyorsun acaba? Ben şöyle bir tekrar alayım. Baykuşla afyon. Peki. Sağla yılan. Ne kadar güzel verdi. Ne kadar güzel verdi. Peki. Şimdi kartlarım durmuyor ya. Ben şunu hemen şöyle yapacağım sevgili arkadaşlar. Çok özür dileyerek şöyle bir alayım buraya. Hemen şöyle bir dizelim bakalım. Şimdi size ne demek istiyormuş? Hemen size anlatayım. Peki. Şöyle kalsın burada kupa kraliçemiz. Hatta yine aynı neden aldıysam onu şöyle koyalım. Şimdi der ki size kupa kraliçeniz, size özellikle Attart sana mesaj var. Yani geride kalan eril ve dişillerimiz. Ne dedi? Anahtar sende. Çünkü sen Attart'sın. Çünkü zafer, başarı, para, pul sana gelecek. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü bu gerçek aşk dedi. Biraz uzak mı kaldınız? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Biraz daha eğeyim. Daha net görürsünüz. Evet. Ve ne diyorsunuz siz? Evet. Anahtarla ne demek istiyorsun dedim. Selçuk Sasa'yı verdi. Attart'a ne diyorsun dedim. Kaleyi verdi. Ondan sonra Elmas'a baykuşu verdi. Ve Zara'ya altına sahı verdi. Selçuk Sasa'nın altına ne geldi? Yatağın. Pardon, o şuradaydı. Köpek gelmişti. Şurada. Afyon burada. Yatağın burada. Yılan da buradaydı. Şimdi. Yer farklı da olsa çok fark etmez arkadaşlar. Şimdi olay ne burada? Özetle neyi söylüyor bize? Kupa kraliçesi diyor ki bize. Yani size. Ben diyor aslında çok güçlü ve sağlam olacağımı zannederken
Senin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu gördüm. Çünkü sen at tartmışsın. Ve ben bütün gerçek aşkı, parayı, her şeyi kendime, sahı, gerçek aşkı, parayı, para, pul, mal, mülk, aşk ve sizden giden eril ve dişilleriniz, yani partnerine. Dolayısıyla diyor ki kale gibi ben kendimi güçlü zannederken diyor. Hatta çok da bağımlılık geliştirirken diyor. Ben yılan da olmama rağmen ben sahı elde tutarım, seni devre dışı bırakırım diye zannederken kendim bu tuzağa düştüm diyor. Allah'ın adaleti büyüktür. Peki bunu nasıl diyor bize? Ben diyor en başta aslında çözüm anahtarının sende olduğunu bilsem bile, senin attart olduğunu bilsem bile, bu girdiğim savaşı kaybedebileceğimi bilsem bile ki ben sağ, yani sizden giden eril ve dişilleriniz. Kazanacağım, onun aşkı ben kendime alacağım, bana verecek derken diyor, bunu da yılanlıkla yaparken zaten de çok bağımlılık geliştiriyorum afyonla. Belki ilaç kullanacak düzeye geldim. Hastayım belki. Belki kötü alışkanlıklarım var ileri düzeyde. Fakat diyor, ben yanıldım. Senin diyor, seni hafife aldım. Çünkü ben diyor, senin hakkında yeterince bilgiye sahip olduğumu düşünürken bağımlılıklarımın esiri olduğum için ve de kendim zaten sinsi bir düşman olarak saha her dakika, hani bakın şimdi burada yılana bir bakın arkadaşlar. Bu kadar yılan kartını okuruz değil mi? Ben bile hiç bu kadar bakmamıştım. Burada altın bir tahtın üzerine oturmuş olan bir yılan var bakın arkadaşlar. Bu kadar katin okurum. Hiç bu kadar yakından incelememiştim bunu. Nedense şimdi inceleyesim geldi. Yani diyor ki ben bu kadar, bu altın olan tahta ben oturacağım, sah benim olacak, bu gerçek aşk benim olacak derken an ve anda pusuda sinsi bir yılan gibi beklerken sağa sokmak için, çok özür dilerim Türkçe bu böyle, dilimiz lisanımız böyle. Dolayısıyla an be an eğer bana bir yanlış yaparsa tekrar diye gözüm üzerinde ve sinsilikle her an atlayıp onu ısırabilecekken diyor. Zaten de bağımlılık çalıştırdığım için dolayısıyla ben senin hakkında yeterli bilgiyi topladığımı zannettim ama zaaflarıma ve bağımlılıklarıma ve yılanlıklarıma, sinsiliklerime aslında ben yenik düştüğümü belki biliyordum, kabullenmedim ya da görmezden geldim. Belki halının altına süpürdüm. Belki de gördüm ama dedim ki hayır. Ben sonuçta sinsi bir yılanım ve ben bu savaşı kazanmalıyım dedi. Fakat yanıldım. Neden? Çünkü ben senin hakkında yeterince bilgiye sahip olduğumu zannederken ben şimdi seni sahla yatağını yaşatırken ki işte belki en son bir mesajla, belki karşılıklı konuşmayla, belki aynı evi paylaşan arkadaşlarım, belki işte bir araya geldiniz. En son görüşmeniz hiç fark etmez. Yüz yüze değildiyseniz bile. Belki yıllar geçti bir mesajlaşmaya başladınız. Anda tekrar yatağın, yani böyle kılıç kılıç sırt sırta geldiniz. Yani tartıştınız. Bu ciddi bir tartışmayı, kavgaları, ağır yaralayan sözleri kasteder arkadaşlar. Dolayısıyla diyor, seni sağla ben birbirinize düşürüp sizi ayırırken ben zaafıma yenik düştüm, bağımlılıklarıma, sinsiliklerime, kale gibi sağlam olacağım, yeterli bilgim de var, sağ da benim olacak, para mal mülk de benim olacak, aşk da benim olacak, sağ da benim olacak ve seni üçüncü kişi olarak, yani Selçuk Sas olarak gördüm. Fakat ben anladım ki ben yanılmışım. Ben yeterli bilgi topladım derken baykuş bilgilik bilmeyi, araştırmayı, bilgi sahibi olmayı söyler. Aslında ben yeterince senin hakkında bilgi sahibi olmamışım. Olduğum kadarıyla olduğumu zannetmişim. Bunu nasıl anladım peki diyor. İşte senin kale gibi sağlam olduğunu her ne kadar yatağını yaşasan da, her ne kadar ben seni üçüncü kişi olarak görsem de ben biliyorum ki gerçeği, kupa kraliçesi olarak
Ben aslında senin sağlam olduğunu, çözümü sende olduğunu, sahın sana geleceğini. Sah derken ben giden eril dişilerinizi alacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla aslında üçüncü kişi benmişim. O sana sadıkmış. Bakın anahtar, Selçuk, Sasa ve köpek geldi. Attart, kale ve yatağın. Diyor ki ben Sahla seni tartışıp ayrılıp hiç o sana sadık kalamaz. Ya sen onu terk edersin ya da o seni terk eder, sadık olamazsınız deyip de sizi yatağına sevk etmemin sebebi aslında diyor. Ben bu sinsilikleri yaparken güçlü olmayacağınızı zannettim, işte ben orada yanılmışım. Yeterli bilgiye sahip olduğumu zannederken baykuşla yeterli bilgiyi toplamadığımı anladım ki sağ sana sadık, sen ona sadıksın ve siz kale gibi sağlamsınız. Peki. Kale gibi sağlam olan neyi, onunla neyi kastediyorsun? Kupa kraliçesi. Neyi kale gibi görüyorsun? Eprat. Yani evli arkadaşlarım var burada. Eprat evlidir zaten. Sahta evlidir. Baba eşi temsil eder. Çocuklu da olabilir. Diyor ki çünkü benimki diyor Eprat'tı. Yani o zaman sizin eril dişilleriniz. Tabii bu özellikle nikah bahı var. Zaten sahta onu veriyor. Evli, üçlü ilişkide olan. Ördüğü çorapların başına dolanan evli bir üçlü ilişkideki erkeği erili temsil eder, dişili. Ve Efrat olarak da zaten diyor ki hani bizim elementlerimiz zaten zümrüttü. Biz en başından beri zaten bir aşk evliliği yapmadığımız için zaten diyor Efrat, yani sizden giden erili dişilleriniz o zaman zaten hani paraya önem verdiği için belki kariyer, belki statü, belki yeni iş kuruyordu işte bir şey bir şey yani, ama para, madde, somut dünyayla ilgili evet, bu dünyevi zevkler bile olabilir. O dönemde o bu enerjide olduğu için senle tanıştınız. Kale gibi sağlam oldunuz. Ve ben seni üçüncü kişi zannederken anahtarın asıl sen olduğunu, onun için anahtarının yani Eprat için anahtarın sen olduğunu öğrendim diyor. Ve size her ne kadar o para enerjisini çalıştırdığı dönemde yani Attar her zaman için yakuttur arkadaşlar. Ve dolayısıyla der ki sen biz Eprahat'la elementlerimiz uyuyarken çünkü ikisi de zümrüt zümrüttür arkadaşlar. Fakat sah enerjisiyle size gelip tanıştığı için yakut yakut olduğunuz için yani aşk, tutku, duygu. Dolayısıyla diyor ki o sana geldiğinde tanıştığında buydu. Benim işim kolaydı, bu oyunları böyle oynadım. Ama ben onun bu kadar tutkulu bu aşkta sende kalacağını hesaplayamadım. Çünkü o daha önce de bu enerjileri yaptığı için bende artık alışkanlık yaptı, bağımlılık yaptı. Ben dedim ki nasılsa o bana bu yılanlıkları yapsa, arkamdan iş çevirse, bana arkadan arkadan yapsa da bunu, ama o bana bağımlıdır, evidir, yuvasıdır, eştir. Nasılsa kale gibi bir yuvası var, geri dönecek, gelecek zannederken ben onu sana tutulup bir sağa aşık olacağını ve sende kalıp seni bir daha bırakmayacağını hesaplayamadım diyor. Ve ben burada yanıldım diyor. İşte onun için sen kale gibi sağlamsın diyor. Sen onun için, o senin için. Peki biraz daha açar mısın? Tam olarak biz anlamadık. Ha, Samyeli. Tabii çünkü neden? Diyor ki eğer ben diyor şu bağımlılığı arkadaşlar ve şunu diyor yani ben şu yılanı sinsiliği yapmasaydım, sizi yatağınla birbirinizi düşürüp ayırmasaydım, ben zaten de bağımlı olduğum için duramadım. Onun için de Samyeli ile de der ki işte ben böyle kötü bir eve taşınmak istemem. Çünkü o beni bırakıp tamamen sen kale gibi sağlam olduğun için seni seçecek. Ben bunu zaten de anladım ama kabullenmek de hırsımdan, egomdan da düşünemedim, hesaplayamadığım için. Dolayısıyla ben ne yaptım? Sizin önünüze ani olarak, tabii sizin derken Eprahat'ın yani sizle tanışırken, size gelirken, evlenirken kupa kraliçesiyle birlikteliği zümrüt olarak başlıyor. Baba, eş, evli.
sahte evli ve çocuklu olabilir olmayabilir ama sonuçta evli üçlü ilişkideki bir eril dişili temsil ettiği için size gelirken yalnız bakın burada zümrütken burada yakuta dönüyor. Yani sizi gördüğünde size vurulduğu için aşık olduğu için siz de yakutla birleşiyorsunuz ve dolayısıyla diyor ki ben onun aşık olduğunu görünce dolayısıyla hemen onun önünü kesmem gerekti ki onun yani Eprahat'ın sende kale gibi sağlam olacağını atlamasaydım önüne Samyeli'yle o hamleyi yapmasaydım sapasağlam olacaktınız. Onun için o hamleyi yaptım ve sizi ayırdım diyor. Peki sonrasında ne oldu sevgili Kupa Kraliçemiz? Başka bize mesajın nedir? Ne söylemek istersin? Örneğin yılanlıkla ne yaptın? Tatlarete oynadım diyor. İlle de evleneceğim, de evleneceğim. Onu geri çağırdım. Çünkü ben onu kaybedemezdim. Yani artık şizofrenlik düzeyinde onu kaybetmemeyi göze aldığım için her şeyi yapabilirdim. Zaten de asiran enerjisini de çalıştırarak önüne atladım bağımlılığına. Ona bir iş teklif ettim. Fakat tabii kendi de zaten bakın asirantayla Tattaret zaten elementleri avanoz olduğu için her zaman için üzülmeye mahkumdurlar. Yani kaybederler arkadaşlar. Ve dolayısıyla peki yatağınla ne yaptın? Yani nasıl yaptın bunu? Ben diyor işte o öyle sizi birbirine düşürürken ben de mükemmel düzeyde başarı elde ettim diyor. Etti tabii sizden kopardı gitti yani doğru etti. Çünkü benim ektiğim tohumlar sağlandı Nil Nehri. Ben öyle sağlam tohumlar ektim ki. Fakat ben yanıldım. Bütün bunları düşünürken. Ben yanıldım. Çünkü çözüm anahtarı sende. O sana gelecek. Onun çözümü sensin. Ve zaten birbirinize aşıksınız. Aynı zamanda bunlar ruh eşleri de arkadaşlar. Bakın Selçuk Sasay'la sağ. Sizi üçlü kişi görüyor. Aslında kendisinin üçlü kişi, üçüncü kişi olduğunu biliyor yani. Dolayısıyla sizi çok hafife almış başta. Yeterli bilgiye sahip olduğunu zannedip hani o onda sadık kalmaz. Bana gelir nasılsa benim ektiğim tohumlar mükemmel sağlam. Zaten de nikah bağı var benim. Belki çocuklar da var. Çünkü burada zaten Eprahat Baba aynı zamanda. Dört dörtlük olacağız zannettik. Ya onu nasıl kandırdın dediğimde diyor ki Asranta enerjisini çalıştırma. Ona bir iş teklifi. Asranta da zaten aşık olun nasıl bir dişili temsil eder. Masum muyum? Masumum. Çok güzel. Albenli olan bir dişildir. Evet. Fakat yanına geldiği kartlarla kime çıktığıyla ve hangi enerjileri çalıştırdığıyla ilgilidir arkadaşlar. Burada Kupa Kraliçesi kısaca üçüncü kişi olan o kendisi ama başta siz ilişkiye başlarken elbette ki siz ilk başta üçüncü kişi olarak gördü sizi ama tabi bilemiyordu attart olduğunuzu. Attart ne der? Nedir? İlahi bir şans, ilahi bir dişi. Bu erile şans kısmet nasip edilmiştir ve onlar illaki mutlaka kavuşturulacaktır. Ama ikisi de bilmez tanıştıklarında, süreçte yaşadıklarında anlarlar bunu ve ondan sonra da kopamazlar zaten. Ve onlar da birbiri hakkında yeterince bilgi edinmedikleri için bu süreç yaşanıyor. Yani siz ve eril ve dişilleriniz. Dolayısıyla Attart sizi temsil ediyor arkadaşlar. Beni dinleyen eril ve dişillerim. Eprahat sağ aynı kişi sizden giden eril ve dişillerinizi temsil ediyor. Sadece başlangıç ve ileri düzeydeki hangi enerjileri çalıştırdılar, hangi safhada sizde oldular. Bazı arkadaşlara yorumlarda yazıyor ben anlamıyorum. Evet zordur arkadaşlar. Belli bir seviyede olmak lazım. Tarotu dinlemek de bir seviye gerektirir gerçekten. O yüzden hakikaten zordur. Çok dikkatli dinlemek gerekiyor. Haklısınız. Zordur anlaşılması çünkü bazen bir kişi 4-5 enerji çalıştırabiliyor. Bazen her biri ayrı bir enerji olabiliyor dişi veya eril. Bazen bir tanesi örneğin işte iki tane enerji kupa kraliçesi örneğin burada hem asrantayı çalıştırıyor hem tattareti çalıştırıyor. Ve aynı zamanda da kupa kraliçesi yani 1-2-3 enerjide siz başladığınızda eril ve dişilinizde başladığınız zaman. Ama bazen ne oluyor? Asranta'da başka bir enerji oluyor. Tattaret'te. Bu okuyucunun gelen kartlarla birlikte kişi mi o farklı enerjileri çalıştırıyor yoksa o kadar farklı enerjilerde dişil ve eril mi var? Onu çok iyi anlaması lazım. Bu da tabii okuyucunun tecrübesi, içgüdüsü, sezgileri.
ruhsallığı, spiritüelliği ile ilgilidir. Ve kartları nasıl birbirleriyle, çünkü ben 360 derece her bir açıyla görerek en son yorumu yaparım arkadaşlar. Dolayısıyla burada asirant enerjisini çalıştırarak kötü mü kötü, berbat bir teklif sunuyor sizden giden eril ve dişillerinize ve kandırıp kendine çekiyor. Ve dört dörtlük bir teklif olduğunu söylüyor. Eprahat'a dikkat edin. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Eprahat siz varsınız. Bakın Eprahat sizin altınıza geldi. Yani sizden giden eril dişinizi temsil ediyor. Bu da sizi temsil ediyor. Ve yatağın. Yani siz ayrıldığınız zaman tartışarak ayrılmışsınız. Bir şekilde güzel ayrılmamışsınız. Beni şu anki dinleyen bu kolektif için söylüyorum. Belki kiminiz ille de herkes için de geçerli olmayabilir de tabii. Burada dört dörtlük destek kartı da denk geldiği için yatağın altına. Kiminiz de mükemmel mutluyken bir anda bitiyor. Nasıl bittiğini anlayamıyorsunuz. Bir de hani karşılıklı birbirinize ektiğiniz tohumlar o kadar sağlam ki burada der ki ne ekersen onu biçersin. Sen çalış, emek ver. Emeklerin karşılığını mutlaka dönüp alırsın. Onu sana ilahi sistem verir der. Ve köpeğin altına geldi. Siz zaten, siz bile bilmezken birbirinize sadık hale gelmişsiniz. Birbirinize belki söylediğiniz üç cümleyle bile bu zamana kadar birbirinizi beklediniz arkadaşlar. İşte kupa kraliçesi bunu hesaplayamıyor. Çünkü niye? Sağ her zaman şu ilişkilerde bulunan biridir. İlk sizinle birlikte olmuş değildir ki. Sizin üstünüze bile biri gitti onu aldı değil mi? Mesela siz varken gerçek aşkıyken bunu anladığı için korktuğu için gerçek aşkın altına çıkıyor Zara. Sıkıntılar biter. Her ne yaşadıysanız bu sıkıntılar bitecek. Ve bu gerçek aşktır. Ve sen gerçek aşkına döneceksin ama sizi bıraktığında bunu bilemez. Ve bakın Zara gerçek aşk elmas gibi parlayacakmış. Yani sizle birlikte kalsaymış yıldızı inanılmaz yükselip. Yani hani arkadaşlar derler ya para da para demezsiniz diye. Yani böyle bir maddi varlık madde dünyası için bir de ruhsallıkta yaradan tarafından kendisine sunulmuş bir ilahi şansmışsınız yani. Nasip kısmette olduğunuz için birbirinizle karşılaştırılmışsınız. Fakat o zaman o da bilmiyordu. Belki siz de sonra anladınız terk edildikten sonra. Belki anında anlayan arkadaşlarım olabilir. Ve bakın Zara atta arta bakar ve sahın üzerinde çıktı. Diyor ki sen şu an bilmiyorsun ama bu sıkıntılar bitecek, yaşanacak bu süreç ve sen gerçek aşka, ilahi aşka döneceksin. Bu ilahi aşktır bunun olduğu yerde. Bunun devre dışı bırakılması mümkün değildir. İlahi sistem tarafındandır. Onun için bu eril ve bu dişil kavuşur yani Allah'ın izniyle. Peki asirantayla sen ne yaptın? Asiranta enerjisini sen mi çalıştırdın? Tabii ki maske takarak Selena maske iki yüzlü davranarak evet diyor. Ben iki yüzlülük yaptım. Maske takarak bağımlılığımdan sebep. Peki. Ne yaptın? Tam olarak ne yaptın? İşte diyor bir de zaten dişi miyim, dişiyim, dişiliğimi de kullanarak diyor önüne atladım. Bakar mısınız? Elmas, Atem Deva'nın elementi elmastır arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Elmas elmas. Yani Darren'inki de elmastır. İşte sizden neden kopup gitti o dönem? Çünkü sizinki de. O ona asiranta ile ne sundun dedim. Dedi ki Selena ile ben bir iş fırsatı, para, kazanç, zafer teklif ettim. Ona çok güzel bir iş dedim, teklif ettim. Hani bu işi yapar. Örneğin, örnek veriyorum. Siz örnekleri çoğaltın kendi hikayenize göre. Daha net alırsın. Örneğin ben dedim ki bizim ortak hep de konuştuğumuz belki gündeme zaman zaman gelen belki dediniz ki bir kafe, restoran açalım. Heh, işte. O da zaten diyor ki hani bu daha önce konuşulmuştu. Ben bunun da diyor Dare'ye ki şu an saattan Dare enerjisine geçti. Ve diyor ki ben zaten para, zafer, elmas, para bir de dişiliğimi kullandım ki diyor. Hani hem dişiliğimi kullandım hem mükemmel bir para teklifi ve dört dörtlük olacağımız maddi manevi ki destek kartı da gelmişti. Bu yanına geldiği kartları anlamlarını çarpı iki yapar. Yani o kadar abartılı ki akıl dışı bir teklif ve yani o kadar hani aşkın sınırı yok o kadar üst bir şey para mal mülk zafer
Hani belki gerçekten kıymetli taşlar, hani mücevherat olabilir, elmas, yakut, zümrüt, hani bunlar da hani bir de kıymetli taşlar, hani bu anlamdaki bir servet olarak da hepsi benim olmalı dedim. Ama ben zaten hani nasıl ifade edeyim ki kendime, hani o kadar da yanlış enerjiler çalıştırıyorum ki yerli yersiz, hani o kadar da bir basit davranırım ki hemen böyle kendim böyle sunarım. Ve dolayısıyla zaten o da buna tutkulu, zaten zaafı var onun da. Sahan zaafı vardır yani zaten buna. Elementi yakut, hani nerede bir dişi görse balıklama atlayacak yani, yakut var. Ama gerçek aşk mıyım? Bu nedir yani? Ben hani bu kişiyi önüme atladı, böyle bir teklif sundu. Tamam, belki evet nikahlı, eşi evde, belki dini nikah var, belki sadece partneri, belki ayrı evlerde yaşıyorlar, belki aynı evde, belki evli çocuklu zaten sahaf ve ebrahat da verdiği için burada üçlü bir ilişki söz konusu oluyor doğal olarak. Ve diyor ki ben onun zaaflarını biliyordum. Bir, dişiliğimi kullanmam gerekiyordu. İki, para ve işti. Bitti. Bununla da diyor maske takarak aspiranta genelde iş ortamı, iş teklifiyle yaklaşır, ama der ki hani bu kişi haneden biridir ve para için gerçek aşıkları ayırır der. Bu kişiyle işbirliği yapılmaz. Yapılan işbirliği mutlak surette çok kötüdür der. Ve Selena ile maske takmış ona, işte böyle Atemdeva enerjisini, dişiliğini ortaya koymuş. Ve dört dörtlükte bir iş teklifi demiş buna. Ve Dare enerjisinde, sizinki de elementi ne burada? Sahtan çıkıyor. O hemen ona böyle şey yapıyor ya, dört dörtlük bir iş teklifi deyip sunuyor ya ona işte. Belki dedi atıyorum restoran açalım, şöyle bir iş kuralım, böyle bir proje kuralım. İşte belki doğal ürünler, bir çiftlik kuralım, işte belki peynir, süt, bilmem ne yapalım dedi, atladı. Yani Dare öyledir ki ve Dare ve Eprahat elmas ve zümrüt oldukları için elementleri arkadaşlar, sizinki sizden gittiği zaman, sizle karşılaştığında, bakın sizle ilk tanıştığında Eprahat, evli bir baba eş, fakat para madde onun için çok önemli, somut da olmaz hiçbir şey, inanmaz o, dolayısıyla hep maddi şeylere sahip olmak ister. Doğal olarak sizle karşılaştığı an sizden etkilendiği için, ya Attart'ın güzelliğine bakar mısınız, Sade'nin, siz böyle muhteşem bir güzel auranız var. Muhteşem bir teni vardır. Bakışları, gözleri, teni, duruşu, boyu, endamı, aurası çekicidir zaten. İlahidir yani, ilahi. Ve dolayısıyla size kapılıyor. Aynı şekilde bu da öyledir. Yani sahte de öyledir. İşte sizi gördüğü anda aşık olup vurulduğu için, dolayısıyla o da neye uğradığını şaşırıyor. Fakat bu taraftaki maskeli olduğu için, hanede biri var sonuç itibariyle, üçlü ilişki burası. Ne yapıyor? Hangi enerjiyi çalıştırıyor? Dare enerjisine geçiyor hemen. Neden? Çünkü buradaki kendisine asranta, yani kupa kraliçesi bu arkadaşlar, asranta enerjisine geçiyor. Diyor ki ben onu nasıl tavlayacağım? Çünkü o aşık oldu oraya, ama bana aşık olmalı. Ama para bana gelmeli, servet bana gelmeli, malmut bana gelmeli, mücevherler bana alınmalı. İşte ben yedirilip içirilip gezdirilmeliyim. Yani her şey bana olmalı. Başka birine asla olmamalı. Dolayısıyla asiranta enerjisine geçiyor derhal. Melankoliye bağlıyor. Bağımlılığın altına geldi. Bakın afyon bağımlılıktır. Her türlü kötü alışkanlık. Atemdeva'yı unutmayalım. Dişilikte, seksapellikte, ileri boyutta, ki burası bir aşırılığı temsil eder. Bakın bu şekilde geldi. Ve her şekilde de der ki bu çok kötü bir iş teklifiyle gelebilir. Geldiğinde de bu kişi haneden biridir, çok yakındır ve bu bir para için, mal mülk için gerçek aşıkları ayırdı denir zaten. Devreden mutlak surette çıkarılması gereken, tez vakitte anlaşıldığı anda çıkarılması gerekir. Anlaşılmadıysa eyvah eyvah, sizi soyup soğana çevirir. Beter beter eder. İşte diyor ki ben zaten bağımlıydım, o bilmediği için ben bağımlılığımı öğrenmesin diye. Ve ben böyle aslında paraya düşkünüm. Elmas benim ruhum paradır. Ama ben böyle işte tutkuyu da böyle yaşarım. Bunu da aşk zanneder. Bilmez tutkuyla aşkını ayırımı da. Hani ben işte dişiliğimi de yaşarım. Hani tutkuyu da sorun, tarifini yapamazlar size. Bunu böyle de yaşarım ben. Ama ona ben neyi göstermemeliydim?
İşte ne dedi? Selena'yla ben maskemi takmalıydım. Ne kadar ruh hastası olduğumu, bağımlı olduğumu, hastalıklı olduğumuş, belki şizofren olduğumu, kusura bakmayın ben kestirmeye gidiyorum. Gelen enerji bu çünkü. Ve bunları gizledim ve bu dişiliğimi astrantayla öne atladım. Bu enerjiyi çalıştırdım. Maske takmış oldum. Ve o sizdeki sizden giden eril dişiliğiniz de Eprahatken size geldi. Tanıştı, sizi gördüğünde sağ oldu. Sonra Selena'yla hayatındaki partneri onu çağırınca sizinki ne de enerji çalıştırıyor? O zaman işe odaklı. Dolayısıyla para, mal, mülk, madde dünyasına odaklı. Tam da o dönemde. Bu o dönemde sizden giden eril dişiliniz, para, zafer, mal, mülk, hırs. Hani ben tanınmalıyım, bilinmeliyim ya da ben tanınıyorum, biliniyorum. Ben işimi büyütmeliyim kendi işi ise. Bir işi varsa ikinci işi açmak ister. Bu da doymak bilmez. Hani bunun içinde para, madde dünyası, hırs çok büyüktür. Hani onlar olmasa yaşamayacağını zanneder. Fakat dare olduğu için şüphe etmeye başlıyor. Ama o dönem sahlıktan çıkıyor aşk enerjisinden. Direkt bu kadar soğuk bir enerji para madde enerjisine geçiyor. Çünkü neden? Selena ile maske takan, ona bağımlılık geliştiren ve zaten partneri Kupa Kraliçesi tattaret olarak, çünkü niye size geldi? O ne oldu? Devre dışı bırakılmıştı size gelirken. Belki araya bir zaman konuldu. Belki tartışmışlardı, bir kısa ayrılık oldu. Belki de zaten devreden çıkaracaktı. Ne yaptı? Bu, hayır bize şans ver, biz evliyiz. İşte sen benim eşimsin, ben senin. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Bana verilmiş sözlerim var. Ben zaten de bağımlılık çalıştırıyorum. Evet, beni doğru devre dışı bırakman gerekiyor. Beni derhal devre dışı bırakman gerekir ama işte ben o kadar da kötüyüm ki böyle maskeler takarım ve sana oyunlar oynarım. Gerçeğim bu ama bunu da bilmeni istemem, utanıyorum. Bunları yaparken utanmıyor tabii. Ve doğal olarak sen de o dönem dar enerjisini çalıştırdığın için, bir ben de elması istediğim için biz birbirimize uyumlandık o dönemde. Seni tam da oradan vurdum ve seni sevdiğinden ayırdım. Evet. Ve karanlık oldu galiba. Arkadaşlar kartları görmüyorsunuzdur. Çok özür dilerim. Hemen ışığı yakıp geliyorum. Devam ediyorum. Ezan da okundu. Elhamdülillah. Çok şükür aziz Allah'ın. Ve böylece maskeyle ne yapıyor arkadaşlar? Sizinki de bir anda nasıl oluyorsa, ki bunu soracağım. Yani çünkü çok önemli burada. Bakın çok çok önemli bir mesaj var. Yani sizle tam yakutu yaşarken, size sırılsıklama aşık olmuşken, aşkın da en büyüğüdür. Bu ilahidir yani. Yakut. Zaten Tattaret'in ruh eşidir. Ve dolayısıyla burada der ki, hani yani değil mi, bir soralım, ne ola ki sen hani bu kadar bir ilahi aşka tutunmuş, bu kadar vurulmuşken Selçuk Sasa'ya, ki Selçuk Sasa'nın asıl enerjisi de budur. İlişkideki rolü olarak Selçuk Sasa gözüküyorsunuz. Siz ilk ilişkiye başladığınızda, tanıştığınızda, sevdiğinizde. Ve o zaman zaten elementleriniz siz, ki sevdiklerinize aşık oluyorsunuz, sevdikleriniz de size aşık oluyor. Dolayısıyla bu şekilde başlamış oluyorsunuz. Peki daha sonra siz şimdi at tart olarak zaten ilahi bir şans olduğunuzu sonradan öğrenecekler tabii. Ve dolayısıyla dar enerjisinde olduğu için o yemi yiyorlar arkadaşlar. Ve bilgi toplamadan, bakın neyin üstüne geliyor? Elmas. Baykuş der ki bilgi topla, araştır bilmiyorsan. Ya da sen bunu biliyorsun, hani dikkat et. Az bilgin olduğunu düşünüyorsan daha çok araştır. İlahi sistem de içine demiş ki hani bu sana yapılan teklif yanlış bir teklif. Sen bu teklifi hani bir daha bir araştır. Bilmediklerim var, hani araştır, bir şeyler bil. Orada bir yılanlık var ama sen onu bilmiyorsun aslında. İçsel olarak sevdiğini bırakıp gitme der yani. Burası senin için sağlam, gerçek aşk, sevgi burada var. Hani ilahi eşini bırakıp gitme der aslında. İçsel olarak ilahi sistem bunu içsel kendileri hissetmelerine rağmen, gözünüzün yaşına bakmadan direkt para enerjisine ve dare şüpheci, sizden de şüphe ediyor. Sizden de ettiği için gidiyor zaten. Ve dolayısıyla
Der ki baykuşun altına geldiği için sen dört dörtlük sana sunulan teklifi, bu sahteliği, bu yılanlığı, burada bağımlılık olduğunu, maske takıldığını, asrantanın enerjisiyle sana sunulan o partnerin sunduğu o teklifin yanlış olduğunu, sen bunu hiçbir şekilde anlamadın, araştırmadın, bilgi sahibi olmadın, ilahi sevdiğinle tartıştın, onu yok farz ettin, bıraktın, arkanı döndün. Halbuki çözüm anahtarı onda. Belki sen ve belki kupa kraliçesi zaten üçüncü kişi olarak gördünüz ama aslında o senin ilk ve gerçek ruh eşi. Sen onunla evli olabilirsin ama ilahi planda evli olduğun ve bu dünyada evleneceğin kişi budur der. O devreden çıkarılacak kişidir. Sen bunu bilmiyorsun. Dünyevi olarak onunla evli olduğun için belki sonradan devreye girdiği için Selçuk Sasa onu üçlü ilişkide gördüğün için öyle zannediyorsun. Evet, Selçuk Sasa enerjisini de ben sevmem. Neden? Ama buradaki at tartı temsil ettiği için bu kart, bu senaryoya göre Selçuk Sasa güzel bir enerjisi. Sadece aşık, evet, melankolik, bağımlılık da geliştirir ama saf bir sevgiyle seviyor. Çünkü at tart da geldi. Bu gelen kartlara bu senaryoya göre. Farklı bir kartlar çıkıyor olsa farklı yorumlardım. Dolayısıyla siz o kadar sağlam ve sadıkmışsınız ki ve o günden bugüne hiç kımıldamamışsınız. Baştaki sadakatiniz, dürüstlüğünüz, samimiyetiniz, işleriniz neyse onu korumuşsunuz. Ve siz üçüncü kişi değil artık at tartı olduğunuzu anlaşıldığı için her taraftan siz belki kendiniz de bilmiyordunuz ilahi bir aşkta, ilahi bir aşk çifti olduğunuzu, bir ruh eşliliği ilişkisi yaşadığınızı siz de belki sonra öğrendiniz. Kupa kraliçesi de öğrendi, sonradan sağ da öğrendi. Yani sizden giden eril ve dişileriniz ve halbuki sağ sizde kalsaymış, her şeyin çözüm anahtarı sizdeymiş. O para, gerçek aşk, her şey size gelirmiş. Ve o kupa kraliçesi bunu öğrenmiş. Fakat o da tam olarak yeterli bir bilgiye sahip olamadan olduğunu zannedip balıklama olarak yapacağını yapmış. Peki ne yaptın burada? Bir de ona bakalım. Başka ne yaptın? Evet, ayırdın çiftleri. Peki nasıl ayırmayı başardın? Evet, tamam, asiranta enerjisi anladık. Nasıl sen aşıkken sende kalmasını sağlayabildin? Bir de onu bize söyleyebilir misin? Halen nasıl orada tutabiliyorsun? Çünkü sonuçta bu gerçek bir aşk ve sen nasıl o sende kalmasını sağlayabiliyorsun? Hangi enerjilerle? Ben diyor dört dörtlük sağlarım diyor. Nasıl peki? Gerçek aşk ve yakut, bakalım mesajlar, biraz kartları bir çekelim bakalım. Dört dört der ki burada kupa kraliçesi, yalnız sırtı dönektir, açıklayacağım size. Burada bence güzel bir şey söyleyecek, bekleyelim. Peki devam et. Başka? Ay, konuşmamak için zor tutuyorum kendimi. Çok heyecanlandım çünkü çok güzel geldi. Artık kart okuyanlarınız aşağı yukarı öğrendiyse anlamışsınızdır. Tabii bu başta böyle kötü geldiğine de bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben onu devam ettireceğim. Peki mezarla ne oldu, kavuşacaktın, ne çalıştırıyordun? Peki anladık. Peki buraya iki verdi. Evet, peki. Ne olacak bu valide enerjisi bakalım, bitecek mi Allah'ın izniyle? Evet, aldık. Evet arkadaşlar, şimdi konuya özetleyeyim size. Hiç kartları okumadan direkt özetini söylüyorum size. Şimdi kupa kraliçesi aslında çok güzel bir mesaj verdi bize. Diyor ki, evet benim size çok güzel mesajım var. Çünkü diyor ben kaybettim. Sizler kazandınız diyor. Çünkü diyor bu aşk o kadar büyükmüş ki. O kadar büyükmüş ki. Double verdi bakın. Sizin aşkınızın hiçbir şeyi yıkamayacağını, altına kız çocuğu geldi. O kadar sağlam, o kadar sağlam, o kadar büyük, o kadar ilahi bir aşk olduğunu anlamış ki bunun mesajını veriyor. Ve diyor ki ne kadar tilkilik yapsam da, yılanlık yapsam da ben biliyorum ki ben süpürülüp atacağım. Yani ben
sağlam olmayı beklerken öğrendim ki bu süpürgeyle süpürüp temizlenmem gerekiyor. Temizlenecek, devre dışı bırakılacak olanın ben olduğumu da biliyorum. Mezar bana çıktı diyor. Yani böyle ona mezar çıktı. Yani ben diyor kapatılacağım biliyorum. Benden arkasına bakmadan gidecek. Munzur nedir biliyor musunuz? Munzur'un mesajı şudur. Der ki burada çok sabır gösterdin. Çok kaldın. Çok anlayışlı oldun. Çok özveride bulundun. Çok şans tanıdın. Elinden geleni yaptın. Ama değişen hiçbir şey yok. Sen sadece değişeceğini zannettin der aslında. Hem sistem sizden giden eril dişilerinize diye hem de kupa kraliçesi diyor. Ben o kadar ki ne kadar sağlam olmak istesem de sağlam olan sizdiniz diyor. Ben değildim. Ben tilkilik yaparak mezarı size yaşatacağım derken üzerine süpürge geldi. Benim süpürülüp atılmam gerekiyordu. Yani devre dışı bırakılması gereken ben olduğumu anladım. Çünkü ben çok fazla para hırsı yaptım. Para da para dedim. Ve sizden giden eril ve dişiliniz de sünnet enerjisine geçmiş ve diyor ki işte ben ondan bana bir kapı açmasını, yeni bir şans, bir fırsat vererek bu evliliği tekrar kurtarmak, tekrar senden çalıp bana gelsin, bende kalsın, tekrar bana yeni bir şans versin diye elimden geleni yaptım. Fakat o şimdi benden, şimdi çünkü ben şu an anın enerjisinde, şimdi son durum ne olacak diye çektiğim için benden arkasına bakmadan gitmek istiyor. İşte benim bilmediğim sır da buydu. Bu aşkın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum diyor. Bu kadarını kestirememiştim diyor. Bunca zamandır, belki senelerdir uğraşıyorum. Mezar geldi. Yani ne demek arkadaşlar? Ve valide enerjisi. Mezar başta, valide sonda. Ne demek? Burada onların bilmediği sır bendim. Valide yani siyah, ağır enerji, karanlık enerji, büyü enerjisini çalıştırdım. Ve ödüm patladı ki Ayla'da kitapla bu korkusunun, bu sırrının da yüzeye çıkacağından da ödü kopmuş. Yoksa işte ağaçla devre dışı bırakacak ya, sizin de çok sağlam olduğunuzu biliyor ya, işte diyor ben bu sırrımın ortaya çıkacağını, bu yaptığım illüzyon, taktığım maske, yalanların ortaya çıkacak diye ödüm patladı. Buradaki sırları onlar bilmiyordu ama onların sağlam olduğunu biliyorum ve ben hiçbir zafer, şansı ve başarıyı kazanmadım. Onu biliyorum. Benim hesaplamadığım da bu aşkın bu kadar büyük olabileceğiydi. Ben ona nasılsa sağ gidiyor üçlü ilişkilerde ya, demek ki daha önce de yapmış. O onu öyle deneyimlediği için hani bu da bir gidecek işte, bir çiçeğe konacak, geri dönecek. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkücü dükkanı olacak ama bilmiyormuş tabii ki. Onun da burada sırlarla bilmediği, yeterli bilgeliği elde edemediği bu aşkın ne kadar sağlam olacağını, hem de double double, o kadar saf, o kadar temiz, o kadar karşılıklı, dört dörtlük double double bir aşkı, bir ilahi aşkı para için ruhsal yolculuğu müdahale ediliyor. Ve burada ikiz alev, ikiz ruh, dual ruh, çift ruh, eş ruh eşliliği yolculuğu var burada arkadaşlar. Bu aşk öyle bir aşktır ve ona müdahale etmiş, para için onu bozmuş, onun sağlamlığını yıkmak, çünkü çok sağlam olduğunu anlamış ve kendisi sağlam olmak istemiş fakat buranın çok sağlam olduğunu anlamış ve aşkınızın karşılıklı ve çok saf ve temiz olduğunu biliyormuş. Katina'da düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani ağaç deste yanına geldiği kartın anlamını der ki, hani çift yapar, yani iki katı arttır ya. Öyle bir aşkta sizden giden sevdikleriniz, eril dişilleriniz gelir de sizi aşkta boğarlarsa sakın şaşmayın arkadaşlar. Şöyle yakutu koyayım ben buraya, dört dörtlüğü de buraya koyayım. Elması da artık sırlar çözüleceği için üzerine koyayım. Ve dolayısıyla zaten kendisine mezarı kendi verdi. Ben zaten bitirileceğim, süpürüleceğim. Ben o parayı marayı alamayacağım. Bu zaten sünnete geldi. Ve sizin aşkınız o kadar sağlam, o kadar sağlıklı, o kadar şifalı, o kadar büyük bir aşkmış ki ben bunu hesaplayamadım diyor. Ben de burada bilgelikte eksik kaldım diyor. Mesaj 2 arkadaşlar. Bir,
Sizin onlar hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmuyor. Sizi üçüncü kişi olarak sanıyor ve nasıl devre dışı bırakılsınız. Hani çiçekten çiçeğe konuyor benimki. Zaten daha önce de yaptı. Çünkü sah bir kere yapmaz yani. Sahın çıktığı yerde sah daha önce de bunu kaç kere yapmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla der ki onun ördüğü çoraplar başına döner. Ki nitekim döndü zaten. O yüzden o nasılsa gitti kondu bir çiçeğe ama geri dönecek. Ben sağlamam. Ağaç kendime istedim diyor. Bakar mısınız? Ama üzerine sistem mezar verdi. Bitiyor o iş arkadaşlar. Hem de çok yakın bir süreçti. Yani kuvvetle muhtemel bu ay sonuna doğru burada ciddi bir şeyler olabilir. Özellikle 21 Eylül 22'ye bağlayan gecede bir takım bir şeyler olabilir arkadaşlar. Onun tilkiliklerini çünkü Sunit zaten kendisiyle dalga geçtiğine bakın tilkiye bakıyor zaten. Yani bunu öğreniyor ve bitirecek zaten. Hani bu sırrı ortaya çıkacak. Her şeyi para için onun yaptığını, sizi ayırdığını. Çünkü mezar ve valide büyü enerjisiyle sizi ayıranın o olduğunu, hayatında yaşadığı bütün sıkıntıların önüne tıkayanın kendi koynundaki yılan olduğunu öğreniyor olacak arkadaşlar. Tabii ki burada şunu da belirtmek isterim ki bunun üzerine kart çekmeye gerek yok. Burada bitiriyorum. Sadece şunu söylemek isterim arkadaşlar. Özellikle benim kanalıma üye olan, beni takip eden, zaten bireysel açılımlar da alan arkadaşlarım da biliyorlar. Bunu paylaşıyoruz. Onlar da bu bilgideler artık zaten. Süreçlerini an be an takip ettikleri için artık gerçekten hani birçok konuya vakıflar. Sadece süreçlerini anlıkta takip etmek isteyen arkadaşlarım var. Ve şunu söyleyerek kapatayım arkadaşlar. Şimdi birincisi çok video, çok kanal, çok kişiye üye olmamanızı tavsiye ederim. Bana uyumlanmıyorsanız benim kanala da üye olmayın. Şimdi arkadaşlar da genelde ben ortak hani baktığım bireysel açılımlarda şöyle bir izlenim edindim. Naçizane onu paylaşayım sizinle. Dolayısıyla gerçekten birçok kanalda birçok videoyu izleyerek gerçekten çok kendilerini üzecek yanlış bakış açıları kazanmışlar maalesef ki. Kimileri özel bireysel açılımlarda kendileriyle edinilmiş olan paylaşılan bilgilerde çok yanılgı yaşamış oldukları da ortaya çıkıyor. Bir tek ben mi doğru biliyorum, ben mi bakıyorum? Elhamdülillah hiç daha yanılmadım. Bunu da deneyip yanılarak göreceğiz. Beraber görüyoruz. Sonuçta iyi bir kart okuyucu olduğumu biliyorum. Çok şükür iyi bir enerji yöneticisi ve okuyucusu olduğumu da biliyorum. Yaradanımın bana bir lütfu diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla henüz yanılmadım. Rabbim de yanıltmasın. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan her cümle işte sizi böyle etkileyebiliyor. Ve ben yaptığım birçok açılımlarda gördüm ki çok arkadaşlar çok fazla dolandırıcılara denk gelmişler arkadaşlar. Yani hani çok ciddi rakamlarla gerçekten 3.000 4.000 liralardan bahsediliyor. Ne demek arkadaşlar? Yani hani hakikaten korkunç bir şey. Bu hakikaten bir dolandırıcılık. Kendi iyiliğiniz için sadece birebir canlı olarak yaşayıp edindiğim tecrübeleri arkadaşlarımın edindiği tecrübeleri paylaşıyorum. Bu örnek olsun diğer arkadaşlarıma da 10 tane kanal günde 10 saat 15 saat tarot dinlemeyin arkadaşlar. Öyle bir hale gelirsiniz ki kafanız, zihniniz, kalbiniz bulanıklaşır. Uyumlanmadığınız şeye uyumlanırsınız. Uyumlanmak için bilinçaltınızı zorlarsınız. Hiç bunu nasıl yönettiğinizin farkına bile varamazsınız. Dolayısıyla burada reel olan size tavsiye edebileceğim güvenilir bulduğunuz en fazla 2-3 kanala üye olup 2-3 kişiden fazla takip etmeyin ve günde en azından 2-3 videodan fazla da video izlememenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve kuvvetle muhtemel kendi iyiliğiniz için bireysel açılım mutlaka o rehberliği alın arkadaşlar. Çünkü gerçekten herkesin ne kadar yanıldığı veya ne kadar doğru bir noktada bilgiye sahip olduğunu ancak ve ancak güvenilir bulduğunuz bir rehberliği alın ve süreçleri onunla takip etmenizi tavsiye ederim. Çok çok önemli. Yani ben son birkaç aydır birçok arkadaşım, bazıları hariç olarak evet ama gerçekten birçok arkadaş çok canları yanmış hem maddi hem manevi olarak.
Hani 2,5 yıl boşuna ağlayan arkadaştan tutun. İşte bir tarot bakımı 4-4.500 lira gibi rakamlarla dolandırılan arkadaşlar da sadece bilgi olarak paylaşmak istedim. Canınız acısın istemem, üzülün istemem. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Harika bir sonuç çıktı. Katina destesinde böyle bir sonuç görmek gerçekten mucizevi. Ama şimdi artık buna da alışıyoruz, değil mi? Bu son dönemlerde çıkıyor. Yakut hiç eksik olmuyor. Ya yakut ya kalp geliyor. Ki artık üzerine deste de gelmeye başladı. Bu çok güzel arkadaşlar. Yani şu an burada Kupa Kraliçesi'nin bitiyor oluşu. Bakın Sunit'in tilkiliklerini öğrenip onu süpürüp kapatması. Zaten o kapatmasa sistem kapatacak ama her şekilde kapanacak. Ve Munzur ne diyor Sunit'e? Arkana bakmadan oradan kaç, gerçek aşkına git. Bakın yönü bile gerçek aşka bakar. Orada hayatında bugüne kadar hiç yaşamadığın mutluluğu, aşkı, sevgiyi, saygıyı, onuru, gururu, yani tüm güzel erdemleri, tüm güzellikleri çift katıyla verilecektir sana. Sen bırak elmas ve parayı. Sen bu bilgeliği bilmiyordun, zamanda o hataları yaptın. Ama o gerçek ve saf aşk ve sen de gerçek saf bir şekilde onu seviyorsun. Bırak dünyevi şeyleri. Sen ona git, onunla zaten dört dörtlüğe ulaşacaksın da. Ve bu Allah'ın izniyle ömür billah sonsuza dek ebediyete kadar devam edecek çok sağlam şifalı bir aşktır der yani. Sarsılmaz temellerle oturtacak bir aşktan bahseder, bir gelecekten bahseder. Yani evlilik ve sonrası için hepsi her sorunuza cevaptır. Yani bu açılımı şu an anda an enerjisiyle, zamansız zamana niyetle, evet, eril ve dişillerime hediye ediyorum. Rabbimin izniyle inşallah tez vakitte hayırlısıyla kavuşun inşallah. Kolaylıkla kavuşun. Sadece dua ve sevgi arkadaşlar. Koşulsuz sevgi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.